30 dakikaya hoş geldiniz. Ekonomi gündeminde öne çıkan gelişmeleri değerlendireceğiz. Bizden ayrılmayın. Koronavirüs salgınında resmi verilere itibar edersek 4. ayı, gayri resmi verilere itibar edersek 5. ayı geride bırakıyoruz. Dünya tam bir katastrofik durum yaşıyor. Bugün itibariyle olacakları, olanları eğer bize birkaç yıl önce anlatmış olsalardı muhtemelen gerçeküstü dünyada böyle şeyler olmayacak diyebilirdik ama oluyor. Dolayısıyla bu gerçeküstü dünyadan çıkışı konuşacağız. Bugün Skype hattımızda Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper var. Cenk Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Türkiye'nin iki büyük holdinginden birisinin başındasınız, yöneticisiniz ve Türkiye'deki durumu 4 ay öncesi ile kıyaslayarak bugüne kadar getirmenizi istiyoruz. Yani bünyenizde 70.000'e yakın insanın çalıştığı çok sayıda sektöre iş verdiğiniz, çok sayıda sektörü etkilediğiniz, onlardan tedarik temini yaptığınız bir atmosferden, bir auradan bahsediyoruz. Acaba durum nasıl? Sizin cephenizden nasıl gözüküyor? Düzeltme yolundaki adımların nasıl atılmasını bekliyorsunuz? Evet. Öncelikle programımızda bana yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim Ali Bey. Önemli bir dünya tarihinin gerçekten Büyük Depresyon'dan sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük ekonomik krizi içerisindeyiz. Sizlerin de bildiği gibi buna bir pandemi sebep oldu. Bütün çalışmalar, dünya üzerindeki bütün çalışmalar gösteriyor ki ülkelerin pandemiye verdiği reaksiyon hızı ve bunun ekonomik etkilerine verdiği reaksiyon hızına göre pek çok farklı krizden çıkış senaryoları olabilir. Sektörler anlamında burada çok farklılıklar olduğunu görüyoruz. Turizm, havacılık gibi sektörlerin gerçekten bu sektörden çıkışının 2021'lere kadar kayabileceğini görüyoruz. Ama temel gıda gibi temel gereksinim ürünlerinin halihazırda iyi gittiğini ve daha da hızlanabileceğini görüyoruz. Sabancı Holding olarak biliyorsunuz biz farklı bir portföy yönetiyoruz. Enerjimiz banka, sigorta şirketlerimiz, yapı malzeme şirketlerimiz, sanayi şirketlerimizde. Bazı işlerimiz CarrefourSA, Enerjisa, Akbank gibi işlerimiz böyle bir dönemde kamu hizmeti vermeye başladılar. Evet. Ve ülkemizin temel ihtiyaçlarını karşılar hale geldiler. Var gücümüzle halkımıza burada hizmet etmeye çalışıyoruz. Diğer işlerimizi kesintiye uğratmama önceliğiyle hareket ettik. Biz krizin başından beri, kriz Türkiye'ye ilk vaka 11 Mart'ta görüldü bildiğiniz gibi. Biz 1 Şubat'tan itibaren durumu çok yakından takip etmeye başlamıştık. 1 numaralı önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığı, onların ailelerinin sağlığıydı. Bununla ilgili aşama aşama tedbirlerimizi aldık ve bugün Türkiye ortalamasının çok altında bir noktada çalışanlarımızın sağlığını koruyoruz. İkincisi ekonomik devamlılığı, sürdürülebilirliği sağlayabilmek. Çünkü pandeminin bütün etkileriyle paralize olursanız, ekonomiyi paralize ederseniz bu sefer krizden çıkış çok daha zorlu olur. Hemen hemen bütün operasyonlarımızı kesintisiz şekilde uzaktan yönetme ya da üretim şirketlerimizde düşük kapasite seyreltilmiş çalışma disiplinleriyle devam ettirmeye çalışıyoruz. Kısa duruşlarımız oldu bazı sanayi şirketlerimizde ama bunlar bugün tekrar bu çalışma düzeninde çalışıyorlar. Dolayısıyla biz her iki eksende de hem pandemiye cevap verme, çalışanlarımızın sağlığını koruma hem de ekonominin devamlılığı ekseninde olumlu yönde holding olarak ilerliyoruz diyebilirim. Evet. Tabii burada şöyle bir avantajımız vardı. Biz yıla çok sağlam bir bilanço yapısıyla ve borçluluk seviyesinde girdik. Böyle dönemlerde sizler de biliyorsunuz ki nakit ve borçluluk oranları çok kritik. Böyle bir yıla, böyle bir zorluğa sağlam bir bilanço yapısıyla girmenin avantajlarını yaşıyoruz Sabancı Holding olarak. Peki. Şimdi bu salgın tabii bize şunu gösterdi. Farklı çalışma modelleri ortaya çıkacak. Bu farklı çalışma modellerini bugüne kadar sadece telaffuz etmekle yetiniyorduk ama artık gerçek olarak karşımızda duruyor. Bu, evet, gerçekten hareketle uzun dönemli, Sabancı Holding'in uzun dönemli stratejisini çizmenizi istiyoruz. Yani bir anda bugün yaşadığımız durumun bize dayattığı bazı zorluklar var. Bir anda bu zorlukların üstesinden gelebilme umudumuz ve cesaretimiz var. Bu umut ve cesaret doğrultusunda uzun vadeli bir strateji planı çizmenizi istiyorum Sabancı Holding açısından. Evet. Şimdi bu pandemi de bize gösterdi ki dünyada önlenemeyen 3 tane trend var. Bunlardan bir tanesi dijitalleşme. Bu krizin ortasında hepimiz yaşıyoruz. Dijitalleşme ile ilgili planlarımız 10 yıl öne geldi diyebiliriz. Dijitalleşme faaliyetlerine erken başlamış bizim gibi şirketler bugün bu krizin ortasında bunun avantajını yaşıyorlar. İkincisi sürdürülebilirlik. İçinde yaşadığımız yerküre, üzerinde yaşadığımız yerküre bir şekilde ona saygı göstermeyen toplumları, ona saygı göstermeyen şirketleri bir şekilde cezalandırıyor. Dolayısıyla işlerimizin tamamının sürdürülebilirlik çerçevesinde oluyor olması lazım. Üçüncüsü de artan belirsizlik. Biliyorsunuz son 10 yıla bakın pek çok hem ekonomik hem doğal afet ya da pandemi şeklinde krizle mücadele ediyoruz. Dolayısıyla artan belirsizlikle başa çıkabilmekte üçüncü temel oluşum, üçüncü temel trend. Şimdi biz Sabancı Holding olarak bunlara yanıt verebilmek için geçen seneden beri önemli bir dönüşümün içerisindeydik. Stratejimiz 3 ana çerçeveden oluşuyor. Birinci çerçevede ana işlerimize odaklanmak, ana işlerimizin komşu alanlarındaki teknolojik ve dijital fırsatları değerlendirmek ki burada çok olumlu adımlar atıyoruz. İkincisi bir topluluk olarak bir portföy yönettiğimiz için portföyümüzün katma değerini bu teknolojik ve dijital yatırımlara, sürdürülebilir yatırımlara doğru kaydırarak artı değer sağlamak. Girişte sizin de bahsettiğiniz gibi Sabancı Holding olarak çok büyük bir ekosistem yönetiyoruz. Farklı sektörlerde 70.000 çalışanımız. Bunun üstünde de etkilediğimiz çevremizde çok büyük bir ekosistem var. Hem dijitalleşmeyle hem de yüksek teknolojiyle bu ekosistemden daha fazla ülkemize ve topluluğumuza katma değer yaratıyor olmamız lazım. Son olarak da bizim temel girdilerimiz dediğimiz veri analitiği dünyanın en önemli girdisi haline geldi. Kültürümüz ve yeteneklerimiz yani insan kaynaklarımız ve sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve kurumsal yapımızla çok sağlam topluluğumuzu ileriye hazırlayabilmek. Stratejimizin ana temeli bu 3 katmanda özetleyebilirim. Evet. Gördük ki bu kriz süresinde de aslında bu doğrultuda attığımız adımlar, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve teknoloji doğrultusunda attığımız adımlar bize çok ciddi fayda sağladı. Pek çok işimizi bugün arkadaşlarımız evden, uzaktan yönetebilir haldeler. Buyurun. Evet. Şimdi biraz önce işaret ettiğiniz nokta son derece önemli. Dijitalleşme adımlarımızı 10 yıl beriye çektik diyorsunuz. Bu aslında dünyanın da şu anda çok iyi farkına vardığı bir gerçeğin tam anlamıyla resmedilmesi bana göre de. Bu 10 yıl öne çekme girişimini siz tabii büyük bir holding olarak yani Türkiye'nin önde gelen şirketleri, önde gelen holdingleri bu adımları atmakta zorlanamayabilir. Ama diğerleri yani Türkiye ekonomisinin %97'sini oluşturan KOBİ'ler, küçük ve orta ölçekli işletmelere bu konuda büyük şirketlerin vereceği servis hizmetleri neler olabilir? Yani onlarla bir aynı atmosferi, aynı tümleşik dünyayı paylaşabilmek, o evreni paylaşabilmek adına. Efendim biz Sabancı Holding olarak bu ileri veri analitiği ve dijitalleşme faaliyetlerimizi Sabancı DX adlı bir şirketimizin etrafında toparlıyoruz. Bu şirketimiz hem topluluk şirketlerimize fayda sağlıyor, topluluk şirketlerimizden elde ettiği deneyimleri de ürünleştirerek üçüncü partilere açıyor. Bu noktada da bahsettiğiniz KOBİ'ler bu faaliyetlerden yararlanabilirler. Burada öne çıkan noktalardan bir tanesi ileri veri analitiği yani veriden değer yaratabilmek. Bununla ilgili çözümleri geliştiriyoruz. İkincisi özellikle bugünlerde üstünde çok fazla durduğumuz siber güvenlik. Evet. Ki KOBİ'ler konusunda Türkiye'de burada ciddi bir açık olduğunu düşünüyoruz. Üçüncüsü de geçen sene çok uzun uzun konuştuğumuz Endüstri 4.0 uygulamaları. Yani sanayide robotlaşma, sanayide dijitalleşme, sanayide attığımız adımların daha fazla otomasyona yönelik olması. Her bir şirketimizle, şirketimizin tedarikçileri, şirketimizin bayileri, müşterileri ile biz bu ekosistemimize bu deneyimlerimizi yaymaya çalışıyoruz. Evet. Peki şimdi isterseniz sektör sektör gidelim. Çünkü Sabancı Holding pek çok kuruluş açısından pek çok sektörde ya birinci, ya ikinci, ya üçüncü ya da ilk beşin arasında olan şirketlere sahip. Yani Enerjisa'dan Akçansa'ya, Brisa'ya kadar olan bir yelpazeyi tarayarak gidersek. Önce enerji sektöründe neler yapılması lazım? Yine bu uzun vadeli yatırım projeksiyonları çerçevesinde. Sonra perakendeye kadar gelebiliriz oradan. Tabii. Enerji sektörüyle başlarsak enerji arzı, enerji güvenliği en önemli önceliklerimizden birisi ülkemiz açısından. Ve yenilenebilir enerji kaynakları gerçekten çok önemli. Şu son dönemdeki petrol ve doğalgazdaki oynaklıkları da görüyorsunuz. Dolayısıyla ülke olarak burada çok doğru bir stratejiyi takip ediyoruz. Ve yenilenebilir kaynaklara olan yatırımdan arttırarak enerji üretmeyi öncelikliyoruz. Biz üretim şirketimizde bunu yapıyoruz. Çok sağlam bir portföyümüz var. Çeşitlilik anlamında sağlam bir portföyümüz var. Ve bu tür zorlu dönemleri aşmamızda bize fayda sağlıyor. Enerjisa dağıtım şirketimize gelirsek biliyorsunuz Türkiye genç nüfusu nedeniyle daha fazla şehirleşmenin olduğu ve şehirlerin yer değiştirdiği bir dönemde dağıtım altyapısına yatırımların devamı çok kritik. Kesintisiz elektrik çok kritik. Burada da her şekilde yatırımlarımızı yapmaya enerji sektöründe devam edeceğiz. Türkiye enerji politikaları anlamında son 5-6 yıldır yaptığımız uygulamalarla hem üretime yatırım hem de kesintisiz enerji sağlanması konusunda çok ciddi adımlar atmış durumda. Bunları biz de enerji şirketlerimizle destekliyoruz. Buradan sanayi şirketlerimize devam edersek, sanayi şirketlerimizden Kordsa lastik takviye malzemeleri, güçlendirme malzemeleri dünyaya sağlıyor. Evet. Biliyorsunuz Kortsa'nın ana işlerinden bir tanesi lastik takviye ama çok büyük bir açılımın içerisine girdi. İleri teknoloji, kompozit malzemeler konusunda ciddi yatırımlar yapıyor. Türkiye'de Sabancı Üniversitesi ile birlikte bir merkez kurduk. Burada yeni teknolojileri geliştiriyoruz, ülkemize fayda sağlıyoruz. Ama bunun yanında yurt dışında satın almalarla değer zincirlerinde yer alıyoruz. Amerika'da geçtiğimiz iki yıl içerisinde 4 satın alma yaptık ve Amerikan uzay, havacılık ve savunma sanayi içerisinde ciddi bir konumlamamız var. Bu Korsa'ya çok büyük bir fayda sağlıyor. Özellikle içinden geçtiğimiz bu dönemde. Lastik iş koluna geldiğimizde Aksaray'da ikinci fabrikamızı tamamen sanayi 4.0 prensipleriyle 2 sene önce devreye almıştık. Artık bunun etkilerini görüyoruz. Bu dönemde biliyorsunuz Türkiye'de inşaat sektöründe bir yavaşlama var. Evet. Dolayısıyla buraya hizmet eden yapı malzemeleri, çimento şirketlerimizde geçen sene ve bu sene tüm sektör olarak bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. Biz Sabancı Holding olarak bunu ihracat ve yurt dışı yatırımlarla aşmak üzere adımlarımızı atıyoruz. Geçen sene şirketlerimiz Türkiye'deki ihracat rekorunu kırmış şirketlerdir. Hem Akçansa hem Çimsa bu alanda. Burada uluslararası coğrafyaya yayılmak gerçekten kritik. 2 sigorta şirketimiz var biliyorsunuz. AXA Sigorta ve AvivaSA. Evet. Dijitalleşmenin en fazla kazanımlarını yaşayan şirketlerimiz diyebiliriz. Maliyet yapısı anlamında, müşteri hizmeti anlamında kesintisiz olarak böyle bir krizin ortasında bile hizmetlerini devam ettirebiliyorlar. Bankamız çok kuvvetli bir bilançoya sahip bir bankamız. Ve bu kuvvetli bilançosuyla bu dönemde de Türkiye ekonomisini hem KOBİ'ler nezdinde hem büyük kuruluşlar nezdinde hem de son tüketici nezdinde desteklemeye devam ediyor. Bunun dışında perakende şirketlerimize geldiğinde Carrefour'un diğer tüketici perakendesi şirketleri olduğu gibi ne kadar zor bir dönemden geçtiğini hep birlikte görüyoruz. Burada gerçek bir kamu hizmeti yapıyor arkadaşlarımız. Her gün gıda ve temizlik malzemeleri teminini tüm vatandaşlarımıza kesintisiz şekilde sağlıyorlar. Burada gördüğümüz en büyük değişiklik artık e-ticaret dediğimiz sanal ortama bu ticaretin kayması. Krizin başından beri kapasitemizi 5 kat arttırmamıza rağmen hala talebe yetişemiyoruz. Ve bu talebin de kriz sonrasında da kalıcı olabileceğini görüyoruz. Teknosa'ya gelirsek de Teknosa'da dijitalleşme e-ticaret anlamında çok daha hızlı ilerleyen bir şirket konumuna geldi bu dönemde. AVM'lerin kapanmasıyla birlikte biz de krizin başında tüm mağazalarımızı kapatma kararı aldık. Bunun akabinde e-ticaret vasıtasıyla Türkiye'de lider konumumuzu perçinledik diyebiliriz. Cenk Bey, hatırlarsanız 4 yıl kadar önce bir panelde ben panel yöneticisiydim. Siz de panel konuşmacısıydınız. Evet. Çok iyi hatırlayacaksınız. Tabii herkese mal olan, açık zeminde telaffuz edilen bir şey olduğu için burada da tekrarlamakta sakınca görmüyorum. Siz Kordsa Global'i anlattınız o zaman. Kordsa Global'in başındaydınız ve olağanüstü bir performans çıkardığını gördük o panel sırasında. Yani ben bilmediğim pek çok şeyi öğrendim. Hatta işte CEO olacak adam diye de takdim ettim. Herkes çok güldüler falan ama nitekim o kehanet gibiydi ama gerçekleşti. Şimdi Kordsa Global üzerinden gidersek bu şirketin evet, çok daha büyüyebileceği, çok daha güçlü hale gelebileceği, dünya arenasında da o sektörde öncü rol oynayabileceği bir gelecek planı çiziyor musunuz? Yani geldiği noktayı ben hafiflemiyorum ya da azımsamıyorum ama daha büyük bir şirket olabilmesi yolunda ne tür adımlar atacaksınız? Kordsa Global'le sınırlı olarak soruyorum. Tabii ki. O zaman da söylediğimiz gibi uzun dönemli bir stratejik plan oluşturmuştuk ve o planı hali hazırda adım adım hayata geçiriyoruz. Birincisi Kordsa Global lastik takviye malzemeleri konusunda zaten bugün dünya lideri. Tüm coğrafyalarda. Dünya lideri sadece hacim anlamında değil, teknoloji anlamında da. Bu altını çizmemiz gereken bir nokta. İkinci en büyük yatırım alanımız karbon fiber kompozitlerde büyümeydi. Bununla ilgili teknolojiyle başlayarak, Türkiye'deki teknoloji yatırımımızla başlayarak dünyada büyümeye başladık. Amerika'da 4 fabrika satın alarak Amerika'daki büyümemizi tamamladık. Şimdi gözümüzü Avrupa'ya diktik. Bu dönemde Avrupa'da bize ciddi fırsatlar çıkacağını düşünüyoruz. Kompozit işinden bir Kordsa daha yaratma hedefimiz var. Ama bununla bitmiyor. Teknolojiyi ve var olan yetkinliklerimizi baz alarak arkadaşlarımız şimdi bir sonraki Kortsa'nın geleceği ne olacağı düşünmeye başladılar. Yani var olan lastik işimizde hali hazırda büyüttüğümüz kompozit işini ilave ediyoruz ki burada 5 yıllık planımız hazır. Onun ötesindeki yeni işlere baktığımızda da karşımıza çok ilginç fırsatlar çıkıyor. Örnek esnek basılabilir elektronikler. Esnek basılabilir elektronikler üzerindeki filmler. Şimdi laboratuvarda, teknoloji merkezimizde arkadaşlarımız bunun üzerine çalışmaya başladı. Dolayısıyla Kordsa, Sabancı Üniversitesi'nin mühendislik ve malzeme bilgisi gücüyle birleştirildiğinde dünyada dev olabilecek bir malzeme şirketi, dev bir malzeme şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Evet. Peki şimdi o zaman dünyaya dönebiliriz. Yani daha global seviyeden bakacağız meseleye. Bugün gelen önemli bir haber var. Onu sizinle paylaşalım. O haber üzerinden yürüyeceğiz. Şubat ayından bu yana Avrupa'nın enerji ihtiyacında ilk kez bir artış ortaya çıktı. Yani Avrupa Şubat ayından itibaren frene basmış durumdaydı. Dün itibariyle gelen veri Avrupa'nın enerji ihtiyacının bir miktar arttığını gösteriyor. Şimdi Avrupa'nın enerji ihtiyacı bir miktar artıyorsa bu koşullarda bunu tamamen sanayiden kaynaklanan bir talebe yormamız gerekiyor. Çünkü insanlar evlerinde, otomobiller kullanılmıyor, motorlu taşıtlar hareket etmiyor, uçaklar uçmuyor, gemiler çok az seyir sefer yapıyor. Dolayısıyla sanayinin bir talebi var Avrupa'da. Acaba bu talep geçici bir durumu mu işaret ediyor? Kalıcı bir duruma işaret eder mi size göre? Ve biz buradan, tabii Avrupa en büyük pazarımız olduğu için soruyorum, nasıl bir gelecek inşası yapabiliriz? Yani krizden çıkışın işaretleri olarak kabul edilebilecek bir karine olabilir mi? Olabilir. Almanya ve Kuzey Avrupa ülkeleri başta olmak üzere biliyorsunuz bunlar pandemiyi aştıklarını ve yavaş yavaş bir gevşeme adımları attıklarını görüyoruz. Bizim de ortaklarımızdan takip ettiğimiz pek çok durmakta olan sanayi şirketinin biriken talebi karşılayabilmek için yavaş yavaş hareket ettiğini görüyoruz ki enerji talebindeki artış bunun en büyük göstergelerinden bir tanesidir. Tabii ki pandemi konusunda aşıyla bir çözüm bulunana kadar biz bu pandemiyi yaşamaya devam edeceğiz. Ama bu pandemiyi yaşamaya devam ediyor olmamız daha düzenli, daha seyreltilmiş, sosyal mesafeye dikkat edilerek hayata devam etmememiz anlamına gelmiyor. Hep birlikte dünya olarak bununla bir süre daha yaşamayı öğreneceğiz. Ekonomimizi de bu çerçevede sürdürmeyi öğrenmek durumundayız. Bence bu enerjideki artış bunun başlangıçlarından bir tanesi. Birincisi bu. Evet. İkinci nokta şudur ki bu kriz tüm dünya ülkelerine ve tüm dünya ekonomilerine dünyanın tek bir üretim merkezi olan Çin'e bağımlı olmanın riskli olduğunu gösterdi. Dolayısıyla dünya üzerinde tedarik zincirleri yeniden yapılanacak. Evet. Ve tüm yumurtaları aynı sepete koymaktan dünya ülkeleri vazgeçecek. Ülke olarak da bu Türkiye'ye çok büyük bir fırsat yaratıyor. Neden? Coğrafi konumumuz, kuvvetli altyapımız, genç ve yetkin nüfusumuzla biz öncelikle Avrupa'nın tekrar üretim merkezi olabiliriz. Evet. Peki, ve bu konuda politikalar geliştirmeli ve bu konuda çalışmalı. Son sorum, son 3 dakikamız bu arada. Şimdi mesela bugün yaşadığımız durumu, dünya olarak yaşadığımız durumu 5 yıl önce herhangi bir yazar, işte George Orwell gibi, Aldous Huxley gibi birisi çıkıp da distopik bir dünya olacak. İnsanların hepsini eve kapatacağız. 8 milyar insan evde sabahlayıp evde akşamlayacak deseydi herhalde biraz gülerdik ama gerçek olabiliyor. Dolayısıyla yarın öbür gün küresel ısınmanın da benzeri bir durumu karşımıza getirebileceğini düşünüyoruz. Şimdi biraz önce verdiğiniz örnek çok iyiydi, Çin örneği. Bütün yumurtaları aynı sepete koymayanlar bu krizden çok kolay çıkacaklar. Ama bütün ilişkilerini Çin'in üzerine bina eden ülkeler şu anda çok sıkıntı çekiyorlar. Buradan son soru olarak soruyorum. Küresel ısınmanın da benzeri bir felaketi kapımıza getirebilmesi ihtimali var. Bu ihtimale karşı acaba nasıl bir bariyer kurmak lazım, nasıl bir önlem sepeti hazırlamak lazım? Buradaki bir numaralı öncelik karbon ayak izini azaltmak. Dolayısıyla var olan tüm teknolojik olanakları kullanarak her sektörün karbon ayak izini azaltma konusunda çalışıyor olması lazım. 2. Yenilenebilir enerji kaynakları ve buradan elde edilmiş elektrikle dönüşümün sağlanması lazım. Ki biliyorsunuz ulaşım sektörü bu konuda aslında çok büyük bir değişimin arifesindeydi. Şimdi bu değişim bence bu pandemiden sonra çok daha hızlanacak. Almanya'da kapanan bazı otomotiv fabrikalarının tekrar dizel ya da benzinli araçları üretmek için tekrar devreye gireceğini açıkçası düşünmüyorum. Bazı ülkeler bunu bir fırsata çevirecek ve bu elektrikli araç dönüşümünü hızlandıracaktır diye düşünüyorum. Ve bu kriz bize bir şey daha gösterdi. Olay sadece çevresel sürdürülebilirlik değil, toplumsal sosyal sürdürülebilirlik de çok önemli. Eğer ısınmadan dolayı ya da artabilecek bu tür doğal felaketlerden dolayı toplumlar çalışamaz hale gelirler, sürdürülemez hale gelirlerse ekonomilerin çöküşü noktasına gelir. O anlamda da bir yandan çevresel sürdürülebilirliği karbon ayak izini azaltarak desteklemeliyiz. Diğer yandan da içinde bulunduğumuz toplumun sosyal refahını arttıracak toplumla entegre çalışmalara devam etmek durumundayız ki Sabancı Holding bence 90 yıldır bu konudaki Türkiye'nin en öncü grubudur. Evet. Peki Cenk Bey, çok teşekkürler. Herhalde konuşmadığımız konu kalmadı. Zaten süremizi de bitirdik. Çok teşekkürler katkı verdiğiniz için. Böylece 30 dakikanın sonuna geldik. Akşam 19'da ana haber bülteninde görüşmek üzere.